Merhaba sevgili izleyiciler. A Milli Futbol takımımızla başlamak istiyorum. İlk defa bir şampiyonaya son maça kalmadan rahat bir şekilde oynayacağız. Yarın Almanya'yla, 21'inde de Cardiff'te Galler'le 2024'ün provasını yapacağız. İkinci haber, Cumhuriyet'in 100. yılı. Bununla ilgili darphane damga matbaası kağıt ve metal paralar bastı. Bunlar koleksiyonlar için önemli parçalar, ilgililer alabilir. Son haberim, 35. Kristal Elma, Reklamcılar Derneği'nin organizasyonunda bu yıl Volkswagen Arena'da yapılacak. Biletler ise Biletino'da satışta. Deyip günün konusuna geliyorum. Sevgili dostum, arkadaşım, TBWA Worldwide President'ı Cem Topçuoğlu. Seni zaten Türkiye'de yakalamak biraz zor ama 30. yıl seni biraz bağladık gibi geliyor. İstersen TBWA'nın markalara verdiği özel iletişim kampanyalarıyla geçen bir 30 yıl başarılarla dolu biraz dinleyelim. Olur. 30 yıl TBWA'nın, benim de bu yıl 40. yılım. Bu arada. Benim de. Demek ki aynı zamanlarda başlamışız. Onun için çok heyecanlı bir yıl tabii. Ve hani 30 yıldaki bu birikimimizi hem sektöre, hem sektöre yeni başlayacak arkadaşlara, hem de biraz kendimize de belki de ve markalarımıza da hatırlatmak istedik. Sevdirmek. Evet, yani bir... Reklamı sevin. Çok çok şey yapılmış, bu yapılanları aslında paylaşmak. Paylaşırken de içlerinden aslında biraz bazı fikirleri de belki güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. En azından bunu yeni nesillere de aktarmak istedik. Hatta bunu kitaplaştırdık. Gösterir misin? Evet, yani şöyle bir bayağı bir kitap hazırladık. Bu kitabın içerisinde en azından... Umurcuğum, görebiliyor muyuz kitabı? Bilmiyorum şöyle. Bir dakika. Hangi kameradayız? Evet. Evet. Böyle bir eskilerin coffee table dediği böyle kocaman bir kitap yaptık. İçinde bütün aslında TBWA'nın hikayesini yazdık. Yazarken de markalarımıza yaptığımız işlerimizin üzerinden vizyonumuzu anlatmaya çalıştık. Değişik bir analoji yaptık aslında. Ve bunu da aslında belki birazdan seyredeceğiz. Contemporary İstanbul'un içerisinde bir eventle kutladık, bir sergi yaptık, bir gece yaptık. DSF'mize girebilir miyiz Umut? Tamam. İsterseniz bir seyredelim. O konuşurken... Öyle mi? Tamam, devam etsin. Bunun sebebi de şuydu aslında, biz yaratıcı insanların farklı düşünmesi gerekiyor. Yani başka türlü yaratıcılık ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla sanatçılar da bize bu anlamdaki en yakın dostlar. Sanatın hangi dalı olursa olsun. Dedik ki biz bu kutlamayı, bu sanatın artık İstanbul'da uzun senelerdir merkezi olan Contemporary İstanbul'un içerisinde yapalım. Bu 30. yıl kutlamamızı. Kendi standımızı kurduk. Orada sanatçı arkadaşlarımızdan bizim uzun yıllardır kullandığımız farklılığımızı anlatan disruption metodolojimizi anlattık küratörlerimize ve dedik ki yani biz disruption'ı sanat dünyasından nasıl duyabiliriz, nasıl bunu yorumlarlar diye ve çok değerli yurt dışından ve yurt içinden sanatçı arkadaşlarımızdan hem yeni eserler yapmalarını rica ettik, hem de mevcut eserlerinden buna uygun olanları sergilemeleri. Dolayısıyla çok enteresan bir kürasyonla bir şey oluştu. Bir de 100. yıla denk gelmesi de O da tabii çok 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 güzel bir duygu. Onu da içimizde yaşıyoruz hala bütün sene boyunca.
Ve böyle bir sergiyle ve sonra da bir geceyle bunu kutladık. Ama dediğim gibi esas buradaki 30. yılla ilgili en önemli belki söylemem gereken şey, biz hep insanı ve yaratıcılığı merkeze alarak işimize başladık. Yani tabii ilk başladığımızda sen de hatırlarsın o dönemleri. Select diye bir ajansta iki ortağımla, Levent ve Selin'le başlamıştım. Sonra o TBW'ye doğru devam etti. İşte 2000'li yıllarda daha çok sesimiz çıkmaya, duyulmaya başladı. Yaratıcılığı daha da işin ortasına koyduk ve çok hani insan yetiştirmeye, bu sektöre mümkün olduğu kadar kalıcı olmaya uzun vadeli hep düşündük. Ve o ortaya koyduğumuz aslında felsefe şuydu: iyi insan al, doğru insan al ve onları yetiştir. İyi işler çıkar, iyi fikirler bul. Markalarımızı geleceğe taşı, onların gelecekten daha fazla pay almalarını sağla ve markaları geliştir, büyüt, işte daha fazla para kazanmalarını sağla. Bütün buna göre çalıştık hep ve hiç bundan da ödün vermedik. Yani iyi insan alırsa... Başarıdan belli. Yani başarı tabii herkesin bizi hani dışarıdan değerlendirmesiyle ilgili bir şey. Ben hani o konuda bir şey söyleyemem ama... Ortaya... Ben söylüyorum. Tamam. Senin. Ama bu formül çalıştı. Yani iyi insan, doğru fikir, doğru markalarla çalış ve bunun sonucunu al. Ve bunu tabii sürekli yapmanız gerekiyor. Yani dünya çok değişken bir yapı. Hele pandemiden sonra. Pandemiden sonra çok daha dramatik bir değişiklik oldu. Ama sürekli kendinizi yenilemezseniz, farklı şeyler düşünmeye kendinizi itmezseniz ve böyle bir kültür oluşturmazsanız, en önemli kısmı bence bu. O kültür kendi kendine bu yenilemeyi yapıyor zaman içerisinde. Yani ben 7-8 yıldır uzağım buradaki ajanstan. Yeni arkadaşlarım, ki yeni derken bunların hepsi 15 ile 20 küsur yıldır birlikte çalıştığımız ama hala genç, çok erken başlamış arkadaşlarım, ajansı başka yere taşıdılar. Yani son 7-8 senedir hakikaten o dinamikliği sürekli devam ettiriyorlar. Bence başarı biraz orada yatıyor. Yoksa doğru. Yani dünya artık Türkiye'yle de entegre olmuş vaziyette veya Türkiye dünyayla da entegre olmuş vaziyette artık. Bu internet ve sosyal medya dünyasında her şey ortada. Her şey biliniyor, ediliyor. Öyle bir arada büyük farklar kalmadı. Önemli olan hani sizin burada bu işi doğru olarak yapabiliyor olmanız. Bir de yerellik konusu var tabii. Sohbetlerimizde seninle de konuşuyoruz. Yani bizim ajansın ve TBW'nin dünyadaki en büyük başarılarından bir tanesi yerel pazarlardaki insanları, yani bizim ürünlerimizi tanıttığımız kişileri, hedef kitleyi çok iyi tanıyor olmaları, yerel yönetimlere çok önem veriyor olmaları ve dünyada böyle bir şey var şu anda. Yani uluslararası yukarıdan söyle aşağıya gitsin gibi bir şey değil. Yerel ne kadar kuvvetliyseniz, uluslararası marka olun ya da yerel ajans olun fark etmez. O yerellik çok önemli. Ha, bizim en büyük belki artımız yerel ajanslara göre bir know-how var. Uluslararası bir know-how ve birlikte paylaştığımız. TBW'nin büyük artılarından bir tanesi uluslararası alanda tüm ajanslarımızı birbiriyle konuşturtuyoruz sürekli. Yani bugün İtalya'da öğrendiğim bir şeyi Türkiye'de uygulayabiliyorsun. Türkiye'de öğrendiğim bir şeyi Güney Afrika'da uygulayabiliyorsun. Bütün bu ajanslarımız... Entegre. Hem entegre hem birlikte çalışan veya birlikte modüler paylaşan. Bir evet, yani birbirlerinin egolarıyla çatışan değil de öğrenmeye açık. Bir yönetim tarzı. Okul gibi. Evet, zaten biz School of Creativity dedik. Yani biraz hani İngilizce terimlerle söylüyorum ama bu yaptığımız serginin ismi de oydu. TBW'nin. Yani uluslararası alanda da böyle çalışıyoruz. Birlikte. Sergi demişken Burcu ile küratörlerin bir VTR'si var. Bir ona bakalım istersen. Tabii. TBW Grup İstanbul olarak 30. yılımızı kutluyoruz. Çok heyecanlıyız. Contemporary içinde 1 Ekim'e kadar School of Creativity sergimiz ve aslında School of Creativity deneyim alanımız açık olacak. 3 sınıfımız var. 3 tane deneyim alanını gelip görmenizi isteriz. Ayrıca laboratuvar alanında ise Demold isimli sergimiz var. 6 eserden oluşan.
herkesi buraya gelip deneyimlemeye ve 30. yılımızı, 30 DBW yılını bizimle kutlamaya davet ediyoruz. Ancak önce şuradan başlamak isterim. Biz nasıl bir araya geldik ve bu projeyi nasıl oluşturduk? DBW'nin 30. yılını kutlarken onların DNA'sını incelediğimizde, yaptıkları işleri incelediğimizde en çok disruption kavramıyla yolumuz kesişti. Ve bir şekilde yaratıcı alanı tahrip etmeden, yaratıcı alanın üzerine gitmeden ve kutunun dışında düşünmeden iyi bir işin ortaya çıkmadığı gerçeğiyle karşılaştık. Bu tıpkı çağdaş. Beyaz küp dediğimiz galeri alanı tamamen bomboş bir kanvas halinde bırakarak eseri müdahalesiz bir şekilde deneyimleme üzerine kurulu bir konsept. Ama biz burada bunu tam tersinden yorumlayarak aslında beyaz küpü soyutlayarak daha bozuma uğratarak alanı rahatsız edebilecek değişik bakış açıları, değişik perspektiflerle eseri deneyimleyebilecek bir alan yaratmaya çalıştık. Bayağı ciddi bir sergi. Küratörler falan. Yani Türkiye'de bir ilk bence. Öyle aslında biraz contemporary tabii farklı bir yapıda. Yani sonuçta galerilerin orada kendilerini sergiledikleri bir yapı. Biz aslında biraz contemporary'nin şeyini de biraz bozduk iyi anlamda. Yani disrupt ettik. Kendi gerçek anlamda bir total experience dediğimiz yani insanların gelip o serginin kendi kuruluşunu bile yeniden dizayn edip yani eserlerin sadece sergilenmesi değil her şeyi böyle biraz alt üst ederek bir sergi yaptık. Güzel de bir çalışma oldu ama biz hep böyle yani kafamız böyle çalışıyor. Yani bir şeye bir brief'i alınca hani bunu nasıl daha farklı yapabiliriz, nasıl daha değişik yapabiliriz diye. Burada tabii aslında verilmek istenen mesajlardan bir tanesi de son dönemlerde konuştuğumuz bu total brand experience dediğimiz ve son dönemde daha çok konuşulan bir yapı var. Aslında bu yıllardır devam eden ve bizim müşterilerimize anlatmaya çalıştığımız, markalarımıza anlatmaya çalıştığımız bütün dünyada önemli bir kavram. O da yani bir markanın marka olabilmesi için yani sadece bunun reklamla veya işte bir logoyla veya bunun arkasına reklam paraları konarak değil, bütün o total bir deneyim yani bunu kullanan kişilerin bunu biz Apple'la en iyi anlatabiliyoruz. Yani bugün Apple ürünlerini aldığınızda, paketini açtığınızda, dükkanına gittiğinizde, oradaki hizmette, sonrasında vesaire bütün bu experience'ı, deneyimi yaşadığınızda o markayla olan o ilişkinizin inanılmaz bir bütünleşmesi söz konusu. Bu en ekstrem örneklerinden bir tanesi dünyada Apple bence. Ve bunu ne kadar yaklaştırırsak bu tip örneklere markalarımızı o kadar iz. Dolayısıyla sergiyi de aslında tasarlarken aynı şeyi düşünerek tasarladık. Ki yani bunu biraz daha anlatabilirim daha metaforik olarak. Peki seni yakalamışken birçok ülkeyi ve kıtayı geziyorsun. Reklamcılık ve insan kaynağı ne durumda? En can alıcıdan sordun. Çok yani kötü durumda demeyeceğim ama zor bir durumda. Aslında bütün belki sektörler için geçerli. Özellikle yeni kuşaklar biraz ilgisiz mi diyeyim, ne diyeyim? Öyle. Yok, ilgisiz değil. Onlar çok farklı. Biz onları anlamaya çalışıyoruz ve çalışmalıyız zaten. Hani hepimiz bu kuşak farklılıklarını yaşadık ama bizim yaşadığımız dönemde biz biraz eskiyle yeniyi aslında bayağı bir İç içe yaşadık fakat bu son Y sonra da Z kuşağında bayağı tökezledik. Aslında kabahat biraz bizde. Onları daha iyi anlamamız gerekiyor. Biz bunu biraz TBW'nin içinde yapıyorduk ve de iyi yaptığımızı düşünüyorduk açıkçası. Ki belki Türkiye koşullarında iyi de yapıyorduk. O yeni kuşağın istediği ve sadece gelip işe çalışmak ve bir şey üretmek değil. Onlar dünyayı da değiştirmek, dünyadaki sorunlara hep açık olmak, yani bir ne bileyim çevrecilik olsun, işte son dönemlerdeki işte sustainability olsun, bir sürü konuda bir purpose'ları olsun, bir şey yapmak istiyorlar hayatlarında. Bütün bunlara açık olmaya çalıştık yöneticiler olarak.
Fakat son dönemde pandemi de üstüne bunun bir tuz biber etti. O zaman zaten hepimiz sorgulamaya başladık. Sadece onlar değil, hayatımızı ne yapıyoruz biz falan diye. Dolayısıyla bu sefer daha da zorlaştı iş. İnsanlar bu sefer evden çalışayım, işte farklı yerlerden çalışayım, illa ofise gelmek şart mı falan gibi. Hibrit falan. Bunun bir dengesi oturacak. Dünyada tam bir denge oturmadı. Ama ben bütün bunlara açık olarak, yani insan kaynakları politikamızı değiştirmemiz gerekiyor. Toplu olarak değil, herkesin kendi bireysel, bireysel istekleri yetileri doğrultusunda o çalışanlarımıza o imkanları tanımamız, zamanı vermemiz. Kimisi ailesiyle beraber olmak istiyor, kimisi resim yapmak istiyor, kimisi daha farklı bir yerden çalışmak istiyor gibi. Kimisi çevreye bir yarar olmasını istiyor. Bütün bunları destekler. Ben o konuda Toygun'u çok kutluyorum. Evet. Bireysel olarak çok katkılı. Evet. O tabii çok da yönlü bir arkadaşımız Toygun. Her konuda farklı şeyler yapabiliyor. Ama emin olun bu bizim ajansın kültüründe var. Yeterli mi? Değil. Özellikle ben bunu uluslararası alanda da tüm ajanslara yaymaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. İş yapış biçimimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu talent'ı almak, yani yetenekli insanları aramıza alırken bütün o onların istedikleri bu yeni dünya gereksinimlerine özel bir zaman vermek ve onları dinlemek lazım. Yani dünya değişiyor. Sonuçta teknoloji de geldi. Sadece bu insan konusu değil. Teknolojiyle de mücadele ediyoruz bir taraftan. Evet. Hollywood yıldızları yürüyüşe geçti biliyorsun. Evet. Dijital platformlarda. Aynen öyle. Artık sesi de başkası konuşuyor. Teknoloji konuşuyor. Her şeyi teknoloji yapıyor. Mücadele dedim özellikle. Yani aslında teknoloji bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. Yani normalde öyle olması gerekiyor. Her uzun yıllarda da böyle oluyor. Fakat şu anda tabii biraz da onunla uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz derken aslında iyi anlamda. Yani AI dediğimiz ve son dönemde hep konuştuğumuz konu. Bizim kendi işimize nasıl yararlı hale getiririz, nasıl onunla mücadele değil veya bize onu bir tehdit olarak görmektense mevcut çalışma sistemlerimizin içerisine nasıl uygularız diye uğraşıyoruz şu anda. Toygun bu konuda çok ciddi uğraşıyor, uluslararası alanda uğraşıyor. Bizim disruption metodolojimizin içerisine bu AI'yı kullanarak daha iyi fikirler yaratmaya çalışıyoruz şu anda. Çünkü AI fikir yaratamayacak. Daha henüz öyle bir yere gelmedi. Daha o anlamda bir korkumuz yok. Her an olabilir. O birkaç sene daha en azından biz yani o bilinç, yani insanoğlunun ve o bizim sezgisel kısım daha henüz bizde yani. Dolayısıyla biz zaten fikir insanlarız. Yani bizim fikir yaratmamız gerekiyor. Onun dışındaki her şeyi AI yapabilir. Orada bir sorun yok. Bu da zaten bir şekilde oturacak reklam ajansı yapısına ileriye yönelik. Son 1,5 dakika falan Türk reklam insanına, yani genç nesile bir global başkan veya bir global gözüyle ne tavsiyelerin olur? Her zaman söylediğim... Ne yapmaları lazım? Her zaman söylediğim bir çok meraklı olmaları ve yani dünyayla bu entegrasyonlar zaten vardır ama kendi sektörlerinde merak ve bu sektörün nereye gittiğiyle ilgili kendilerini sürekli geliştirmeleri ve aslında bizleri challenge etmeleri lazım. Yani bu değişimi onların yaratması gerekiyor. Yani bizim artık değişimi yaratacak çünkü artık her şey ortada. Yani bir tek fikri var, fikir var ortada ve bu fikri çok iyi kullanmamız markalarımız için gerekiyor. Bunun için yeni nesil daha da teknoloji donanımlı geldiği için teknolojiyi kullanıp o fikrin gücünü arttırmaları gerekiyor. Onun için ve bu yeni kuşak onların bakışını da bizim gibi daha eski kuşaklara bizi zorlamaları lazım. Yani bizim onları anlamamız gerekiyor kesinlikle. Onların da bizi zorlamaları gerekiyor. O entegrasyonu veya çalışmayı yapabilirsek o zaman Türk reklamcılığı için de bence çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler,
global anlamda reklama bir bakış yaptık. Hepinize sağlıklı, barış içinde bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.